Murat abi bunu nereye koyalım? Şöyle mi koyalım? Şöyle mi koyalım? Şöyle mi koyalım? Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu açılışla alakalı bir konuşma gerekiyordu. Hüseyin Bey duygularından dolayı konuşma yapamayacağını söylemişti. Açıkçası ben de gerçekten çok duygulandım. Bu güzel insanların, iyi insanların ve bütün Fethiye'nin kalbine ateş düştü. Bu güzel insanların anıt heykeliyle alakalı Hüseyin Bey'le biz görüştük. Görüşürken tabii ki biz heykeli mutlaka birebir benzetmemiz gerekiyordu. Bu çalışmayı başlattıktan sonra da Hüseyin Bey yakınlarıyla alakalı bir heykeli benzettiğimizi düşünüyoruz kendilerine. Hüseyin Bey'in de söyledikleri doğrultusunda biz ona o ruhu vermeye çalıştık. Ne kadar verebildik bilmiyorum ama çok da açıkçası ben de duygulandım, bir şey de söyleyemiyorum. Burada uyuyan insanlar Hüseyin Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in vesilesiyle de sanata dair de çok ciddi bir önemli bir adım atıldı. Çünkü uyuyan bir sanat vardı ve onlar bugün Hüseyin Bey'in vesilesiyle dirilecek inşallah. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu iki insanın görselini hep beraber huzurlarınızda isterseniz açabiliriz. Thank you.
mesaj ver misin? Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam Alim-i Sürüza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali el-Naki, İmam Hasan-ı Ulu Askeri, İmam Mehdi sahibi zaman, Kutlu Devran, Hüccetil Gayım, Ehli Mümin, Can Kateyi, Ganda varsa okurdu bu duayı. La fete illa Ali la seyfe illa Zülfikar. La fete illa Ali la seyfe illa Zülfikar. La fete illa Ali la seyfe illa Zülfikar. İlahi ya Rab, bu kanadan aramızdan ayrılarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan merhum Ali Beyefendi'nin ve de Gülperi Hanımefendi'nin hali ile hallendiğimizde, son nefesimizde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerek son nefesimizi tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan merhum Ali Beyefendi'nin ve de Gülperi Hanımefendi'nin dost ve yakınlarına, sevenlerine, gönül dostlarına, hane halkına ve de ev halkına sabır ve sağlık ihsan eyle ya Rabbi. Uzaktan ve yakından gelerek bu duamıza katılan bütün canlarında geçmişlerine rahmet ve mağfiret ihsan eyle ya Rabbi. Gönüllerimize de nur ve iman nasip eyle ya Rabbi. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla İnna lillahi ve inna ileyhun recuhun kullu nefsin zakutul beyt sümme ileynem turcehun. Her can, her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diye buyuruyor Cenab-ı Allah. Yine diğer bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey iman edenler, razı etmiş ve de razı edilmiş bir şekilde Rabbinize dönünüz ki kurtuluşa eylesiniz diye buyuruyor. Bizler de bu niyetle diyoruz ki, aramızdan ayrılarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan merhum Gazi oğlu Nazife'den doğma Ali Beyefendi'ye, merhume Ferabuz kızı Fatma'dan doğma Gülperi Hanımefendi'ye, eş, dost, kısım ve akrabalık, konu ve komşuluk, maddi ve manevi, dünya ve ahiret, bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Cenab-ı Allah helalliklerinizi, şehadetlerinizi, vermiş olduğunuz ikrarlarınızı daim, kadim ve kabul eylesin inşallah aziz canlar. Enzü billahi mineşşeytan. Kan rahmetine kavuşmuş olan merhum Ali Beyefendi'nin ve de Gülperi Hanımefendi'nin ruhlarını şad, günahlarını af, mekanlarını da cennet eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in hakkı hürmetine, getirmiş olduğumuz salat ve selamlamaların hakkı hürmetine, nebilerin, erlerin, evliyaların, velilerin hakkı hürmetine, dualarımızı, ibadetlerimizi, ziyaretlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbikel rabbil izzetil ummani yasufun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Suçum müldüm hüda için bağışla, Muhammed Mustafa için bağışla, Ali el-Murtaza için bağışla, Hasan-ı Müşteba, İmam Hüseyin-i Deşti, Kerbela yüzüsü hürmetine bağışla ya Rabbi. İlahi ya Rab, her ikisini de alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hazreti Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail eyle ya Rabbi.
Ya Rabbil Alemin, bu kabristanda yatan bütün canların ruhları için aramızdan ayrılarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan merhum Ali Beyefendinin ruhu için ve de Gülferi Hanımefendinin ruhları için ve de bilhassa ve bilhassa Allah rızası için rızâ-i lillâhi'den Fatiha ve selavat. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet, ruhları şad olsun. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle buluşmayı her ikisine de nasip eylesin inşallah aziz canlar. Değerli canlar, Ali Beyefendi ve Gülferi Hanımefendinin saat 1'de Cem evinde yemeği, lokması vardır. Bütün canlar davetlidir canlar. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun, şimdiye kadar 3 tane heykeltıraş can dost yardımcı oldu, destek verdi bana bu projeyi gerçekleştirmek için. Ama en çok da onlar bu sevgiyi ektiler. Ben onları ölüp sizleştirmek istedim. Tek, kusura bakmayın. Söyleyecek durumda değil. Peki, tabii ki yetiştirmek çok önemlidir ama size bu duyguyu verebilmek için onlardan dostlarına, yakınlarına yalnızca sevgi verdiler. Hiçbir zaman ikinci bir kişi hakkında kötü bir söylemediler, söyletmediler. Bütün her şeylerini önce çocuklarıyla, sonra komşularıyla, dostlarıyla paylaştılar. Paylaşımcı oldular. Yani sevgi ektiler. Bize de onların bu ektiği barışa dönüştürmek. Onun için annem babamı özetlemek istersen nereye yazabilirim diye düşündüm ve bu cümleyi buldum. Sevgiye gittik sizlerle barıştık. Ben bunu gerçekleştirdiğime çok çok mutluyum. Dostların, komşularımızın, Fethiye halkının, daha sonra gerçekten güzel insanların katkıları yanında özellikle bu canlı hale getiren işte büyük sanatçı dostlarımız, Nurullah Bereşi, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu ölümsüzlüğe en büyük katkıları onlara sunmuş oldum. Dedikleri olsa gerek. Birbirlerine karşı sevgileri nasıldı? Aslında onu komşularına, dostlara sorsak çok daha iyi anlatırlar. Babam anneme yani hitap ederken bile o kadar zarif bir cümle sözle başlıyor ki. İnanılmaz bir şey. Ben sevgi sahipler birbirleri olan ilişkilerini yanı sıra bize onu gerçekten yaşattılar. Yani güzel bir şeyi
yaşam biçimi haline getirdiler. Biz o yaşam biçiminden evlat olarak ne kadar alabildiysek onu bilemiyorum. Zaman gösterecek. Biz bu başlangıçta belki bir adım göstermeye çalıştık. Yani onlara layık olmaya çalıştık. Bu yaptığımız gerçekten onlar için çok bile az. Bundan belki 5 katını daha fazla yapsak yine de yetmez. Öyle diyeyim. Bir evlat olarak, evlatları olarak elimizden geleni bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Onları ölümsüzleştirmeye çalışacağız. Biz sürekli Fethiye'mize gelip annemin babamın bırakmış olduğu evin kapısını açıp onun anılarını yaşatmak ve bütün torunlarıyla, çünkü torunların genelde büyük bir kısmı yurt dışında doğdular, buraları pek bilmiyorlar ama çok güzel şeyler de aldım, nasıl diyeyim, tepkiler de aldım. Çünkü o torunlardan birçoğu bana şunu söylediler: baba biz artık buralıyız çünkü atalarımız burada yatıyor. Aslında yaptığınız anıt da onların ne kadar birbirlerine sevgi dolu olduklarını gösteriyor. Sizin şimdiki hani bir şeyleri kaybettikten sonra bazı şeylerin değerini anlıyoruz ne yazık ki. Onun için söylemek istedikleriniz var. Aslında biz babam annem de yaşarken de gerçekten de elimizden gelen değerin, onlar bize 10'unu verdiyse biz 9'unu vermeye çalıştık. Çünkü ne de sonra anne baba her anne baba için geçerli. Hiçbir karşılık beklemeden seven insanlar. Bizler o sevgiyi, o iletişimi kurduk. O anlamda bizden çok mutlu ayrıldıklarını, helallik verdiklerine ona inanıyorum. Ama bir diğer taraf var ki, onları kaybettikten sonra ben kendimi o kadar güçsüz hissettim ki. Sanki sırtımdan bir dağ kaydı. Yani böyle bir durumu yaşadım. Onun acısını haline yaşıyorum. Rahatsızlık geçirmiş, o olay nasıl geldi? Şimdi babam uzun bir zamandan belli, uzun dediğim yani 2 yıla yakın bir zamandan belli diyaliz rahatsızlığı vardı. Daha öncesinde bir kalp ameliyatı olmuştu. Sürekli yoğun ilaçlar ve doktor kontrollerindeydi. Vücudunda su toplamış özellikle ayaklarında. İşte hastanede o suyun alınması için aslında yatırdık. Hiç kaybedeceğimiz aklımızdan bile gelmiyordu. Çünkü ben babama şunu demiştim: ne olursa olsun baba sen en az 100 yıl yaşatacağım diye. Bunu yapamadım, o ayrı bir olay. Kaybettik. Hem de öyle bir günde kaybettik ki. Benim doğduğum gün. Yani bu o günden sonra zaten doğum günü benim için bitmiştir. Kaybettik. 5 Ocak'ta. Geçen yıl. Akşam saat 10.30 sıraları o acı haberi aldık. Zaten o günden buraya geliş süreci içerisinde yıkıldık. Annemle beraber geldik buraya. O acıya herhalde annem daha çok zayıftı, öyle diyeyim. Dayanamadı. Ta kapımızın önüne kadar, buraya kadar birlikte geldik annemle. Cenazesinin başında aniden rahatsızlandı ve orada kaybettik. Onun da birçok nedeni var yani. Bir, gerçekten de o birbirlerine o sevgi, o saygı, onları birbirinden ayıramadı gerçekten de. Hani derler ya, ölüm bile ayıramadı. Onu gördük ama burada gerçekten bir şey daha var. Yalnız kalan, eşlerden yalnız kalan insanlar daha sonra daha çok acı çekiyorlar. Bence o acıyı da çekmeyeyim diye annem bile isteye gitti. Çünkü orada kaybettiğimizden buraya kadar söylediği tek söz şuydu: Ali beni de al götür, Ali beni de al götür. Tek söz şuydu. Hak'tan geldik, yine Hakk'a, hakikata ve de Allah'a döneceğiz. Allah'tan başka sığınacak yerimiz yoktur. Allah'a sığınma umudu darda, zorda olmamalıdır. İnsanoğlu her an ve her yerde Allah'ı gönlünde yaşatmalıdır. Fırsat elden gitmeden, gaflet perdesi açılmadan Cenab-ı Allah'ı her anda her yerde anarak gönlümüzde yaşatmalıyız değerli canlar. Aziz cemaat, cenazeye saygı, hürmet ve de hizmet etmek dinimizin, insanlığın ve de İslamiyet'in gereklerindendir. Siz saygı değerli canlarla bu duamıza
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane Rabbike Rabbim. İzzetin amanı ya Resulüm. Vesselamun alel mürselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Uçuk Üzgün Kıda için bağışla. Muhammed Mustafa için bağışla. Aliye Muhteza için bağışla. Ashab-ı Müşteba. İmam Hüseyin Geçti. Kerbela Yüzüsü Hürmetine bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin. Hazır bulunan cemaatin geçmişlerinin ruhları için aramızdan ayrılara Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan merhum Ali Bey Efendi'nin ruhu için ve de merhume Gülperi Hanımefendi'nin ruhları için bilhassa ve bilhassa Allah rızası için Ruzan-ı Lillahi el-Fatiha ve selavat. Thank you.